Dicle kentin büyük bir kısmını %90 oranında tamamladık. Sadece ileride bir diskin çalışmasından dolayı beklenen Yenişehir bölgesinde çalışmalarımıza tam hızla devam ediyoruz. Bununla birlikte Akkoyunlu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İnanoğlu Caddelerinin asfalt çalışmaları tamamlandı. Akabinde şu anda Ali Emri Caddesi'nde asfalt çalışmasını devam etmemiz için hazırlık trimerle söküm çalışmalarımız devam etmektedir. Ali Emri Caddesi şu anki öncelik planlarımızda 6000 ton şu anda asfalt döküldü. Ofis bölgesinde Yenişehir bölgesi diye adlandırdığımız 6000 ton civarı asfalt çalışması yapıldı. Üçkoyutoki'de yaklaşık şu anda 2000 ton civarı asfalt çalışması yaptık. Orada belediyemize ait bulvar niteliği taşıyan, ana cadde niteliği taşıyan Pasur Caddesi, Piran Caddesi, bu tür caddelerimiz var. Onların da çalışmalarına başladık. 2000 ton civarı asfalt döktük. Yaklaşık 6-7 bin ton civarında da çalışmamızı bitireceğiz. Ali Emri Caddesi, Hintli Baba Caddesi, Doktor Şeref İnanoğlu Caddesi. Bunlar hepsi programımız olup asfaltlaması planladığımız caddelerimiz var. Yaklaşık bir 10 bin ton daha çalışmamız olacaktır Yenişehir bölgesinde. Ayrıca turistik caddesi planlarımız da var. Sur'un can damarı olan bir cadde biliyorsunuz. Orada da yaklaşık bir 7-8 bin tonluk bir asfalt çalışmamız olacaktı turistik caddesine, Sur bölgesine giriyor orada. Bunlar işte bu sezon içerisinde planladığımız caddelerimizden bazıları ve en büyük caddelerimizden biliyorsunuz Kamışlı Bulvarı. Orada da yaklaşık 40 bin ton Bağlar bölgesi için ayırdığımız 40 bin ton Kamışlı Bulvarı'nda asfalt çalışmamız olacaktır. Yani okul bahçelerinin kötü olmasından dolayı çok yoğun talepler vardı 2-3 yıl boyunca. Biz bunların dilekçelerini topladık. Puanlama sistemiyle en kötüden en iyiye doğru bir puanlama sistemiyle 10-15 taneye yakın bir okul tespit ettik. Onların okul bahçelerinin asfaltlanması. Kendi öz kaynaklarımızla, kendi belediyemizin kaynaklarıyla bu okulların da bahçelerinin asfaltlanması planlanmaktadır. Şu anda tüm fizibilite çalışmaları yapılmıştır.